Burası Varşova Ordu Katedrali. Polonya askeri büyükleri bu katedralda defnediliyor. Polonyalıların çok önem verdikleri bir katedral. Burada bizim de bir kahramanımız yatmakta. Çanakkale kahramanı Ludomir Raski. Raski çok hüzünlü bir öyküye sahip. Babası Teodor Raski bu Polonya işgal edildiği zaman malum Avrupa'da böyle kardeş görünmelerine bakmayın siz. Böyle Schengen Birliği adı altında toparlanmaları. Bunlar birbirini yemiş yıllarca, yüzyıllarca. Meşhur yüzyıl savaşları başta olmak üzere Avrupa'da hep birbirini yiyerek hayattan idam ettirmişler bu Haçlılar. Daha sonra yiyecek kalmayınca da doğuya yönelmişler. Doğunun zengin kaynaklarını ele geçirmek için Haçlı seferleri başlatmışlar. İşte Haçlı seferlerinin başladığı yer Fransa olarak gösterilir ama asıl başladığı nokta Polonya'nın işte bu Varşova'da Aleja Jaruzelimski dediğimiz yerden çıkış oluyor. Yani Katoliklerin asıl başkenti, dünya Katoliklerinin Polonya. Raski'nin babası Teodor Raski 1863 senesinde burada ayaklanma oluyor işgalcilere karşı. İşgal Prusya ve Avusturya tarafından gerçekleştirilmiş. Yerli halk örgütleniyor ve bir direniş organize ediyorlar. Bu direniş sonucunda ağır bir darbe alıyorlar 1863'ün Ocak ayında ve Paris'e sığınıyorlar. Fransızlar bunları kapı dışarı ediyorlar. Yine her zaman olduğu gibi, dünyanın her yerinde olduğu gibi mağdur ve mazlumlara kapısını açan Yüce Türk Devleti bu direnişçilere de kapısını açıyor. Teodor Raski ve arkadaşları Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de yaşamaya başladı. Bu arada Türkiye'de 1877-78-93 harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Savaşı patlak veriyor. Teodor Raski yüzbaşı rütbesiyle bu savaşa katılıyor. Çok büyük kahramanlıklar gösteriyor. Diğer arkadaşlarla beraber bu şart cephemizdeki bu mühim savaşta önemli görevler ifa ediyorlar. 1889 yılında da tekrar ülkelerine dönüyorlar Polonya'ya. O zaman Krakow'a yerleşiyorlar. Krakow'da Drugowa Peço caddelerinin kesiştiği yerde bir tuğladan bir ev satın alıyor Teodor Raski. Bu evin üstüne bir minare konduruyor. Katolik dünyasının merkezinde minareyi ve hilali yükseltiyor. O arada Birinci Dünya Savaşı daha sonra patlak verince Osmanlı vatandaşı olduğu için Teodor Raski'ye savaşa katılması için celp geliyor. Oğlu bu arada Ludomir Raski dünyaya gelmiş. Hala işgal devam ettiği için Polonya'da yerli örgütlenmeler, direniş örgütlenmelerine katılmaya başlamış oğul Ludomir Raski. Celp üzerine Raski gelip 1914-18 arası devam eden Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılıyor. Üsteğmen rütbesiyle Çanakkale'de çok büyük kahramanlıklar gösteriyor. Kendisi iki sefer yaralanmasına rağmen hastanedeki tedavisini çok kısa bir sürede tamamlayıp tekrar cepheye dönüyor. Ludomir Raski böyle bir Çanakkale kahramanı. Kendisini rahmet ve minnette anıyoruz. Müslümanlığı tescillenmiş bir aile. Biz gittik Krakow'da bu minareli evi de ziyaret ettik. Şu anda çekim yapan kardeşim komandoyla beraber. Her gelişimizde de Ludomir Raski'yi gelir ziyaret ederiz. Burada yalnız bırakmayız katedralda. Kur'an okuruz. Askerler de bize alışkın, tanıyorlar. Bizi gördüklerinde çok onlar da memnunlar. Zaten askerler koruma yapıyor bu katedralda. Bize alıştılar gelip burada Kur'an okumamıza, Ludomir Raski'yi yad etmemize, anmamıza, merasim yapmamıza. Böylesine hüzünlü bir öykünün kahramanı ve iki ülkenin de kahramanı olan Ludomir Raski'yi minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. Varşova'dan Türkiye'ye selam olsun.